başlıyor. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Muğla'ya Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanı, seçilmiş son Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte Muğla'da. Güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket, ver coşkuyu. İzin verirseniz sizleri daha fazla bekletmeden öncelikle buraya ev sahibi münasebetiyle Muğla'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ünü konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın Başkanımız buyurunuz lütfen. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gür'ün sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Merhabalar. Cumhuriyetin ve Atatürk'ün evlatları, sevgili Muğlalılar, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Gerçekten bu alanı daha önce de doldurmak isteyenler oldu. Nedense dolmadı. O zaman geniş miydi bilmiyorum. Ama şimdi dolmuş. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz geciktik. Ama yolda ilgili, uçakla ilgili konular vardı. Öyle bir zamandayız ki artık hepimiz yeter diyoruz. Yırtınıyorum. Vardır ya Muğla'da, yeter diyoruz. Gerçekten biz bu yönetimi hak etmiyoruz. Hangi konuda, hangi meslek grubunda olursa olsun hepimizin genç, ihtiyar, emeklisi, işçisi, sanayicisi, her kesim gerçekten büyük bir azap çekiyor. Bundan kurtulmamız lazım. Bunun için 6 genel başkana huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 6 kişi farklı görüşleri olmasına rağmen ülkenin geleceğini kurtarmak adına hepsi bir araya geldi. Hepsinin kendi muhakkak bazı ilkelerinden vazgeçtiler ama tek ilkede birleştiler. Ülke için, vatan için ve cumhuriyetin geleceği için. Çok haksızlık yapıldı. Muğla'ya da çok haksızlık yapıldı. Çünkü Muğla'nın ürettiği ve merkezi hükümete verdiği verginin ancak %7'sini merkezi hükümet yatırım olarak yaptı. Bunu hak etmiyoruz arkadaşlar. Biz daha fazlasını hak ediyoruz. Onun için bu değişim mutlak olmalı, acilen olmalı ve Hıdır'la Ellez bir araya gelmişler. Bu akşam geliyorlar ve ondan sonra birden ortalık bahar olmuş. İşte biz de Hıdır'la Ellez gibi yöneticilerle milleti bir araya getirerek, birleşerek yeni bir bahara hep beraber yola çıkacağız. Ve gerçekten bu sıkıntı, bu azap, bu adaletsizlik hepsi ortadan kalkacak ve güven duygusu olacak. En büyük sıkıntımız güven olmaması. Hiçbir kimseye, hiçbir yöneticiye gaz çıktı mı çıkmadı mı biliyor muyuz arkadaşlar? Bir gaz var ama ortada, değil mi? Başka şeyler oluyor ama biz güvenemiyoruz. Gaz çıkmasından memnun oluruz. Teknolojik olarak ilerlememizden memnun oluruz. Ama inanamıyoruz. Güvene ihtiyacımız var. İşte ikinci yüzyıla, birinci yüzyıla Mustafa Kemal Atatürk'le başladık. Onun kurucu iradesiyle. İkinci yüzyıla onun bütün ilkeleriyle beraber yetişmiş ve sahip bir kişiyle, ikinci Kemal'le, Kemal Kılıçdaroğlu'yla başlayacağız. Evet, iki genel başkanımız konuşacak.
ve dolayısıyla zaman açısından bir saatlik bir gecikme var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Saygıyla. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'e çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'in askerleri, sizleri çok daha fazla bekletmeden izin verirseniz ben şimdi buraya konuşmalarını yapmak üzere 62. 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başkanı, seçilmiş son başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu davet ediyorum. Türkiye haydi. Ben Kemal, geliyorum. O taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız. Hoş bulduk. Başları Menteşe dağları kadar dik. Yürekleri, gönülleri Akdeniz kadar engin Muğlalı hemşehrilerim. Yiğit, yörük Türkmen obasının çocukları. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Özel bir günde beraberiz. Bizim obalar bilir bugünü. Bugün Hıdrellez günü. Hıdrellezimiz mübarek olsun. Toyumuz şen olsun. Toprağımız bereketli olsun. Değerli kardeşlerim, 13. Cumhurbaşkanımızla birlikte huzurunuzdayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlatırım. Der ki, gidin Toros dağlarına bir bakın. Eğer bir yörük çadırında duman tütüyorsa bize kimsenin gücü yetmez. Şimdi soruyorum. Yörük Türkmen obalarında duman tütüyor mu? Evet. Tütüyor mu? Evet. Tütüyor mu? Evet. Peki bu ülkeyi yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla boğan bir iktidara karşı ülkeyi kara kıştan yeni bir bahara, Hıdrellez'e taşıyacak mıyız? Evet. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Bu inançla dolaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın inşallah 10 gün sonra Cumhurbaşkanımız ve 6 genel başkan, 2 belediye başkanımızla Anadolu'yu adım adım dolaşıyoruz. Değerli Muğlalılar, değişimin ayak izleri görülüyor. Yeni bir Türkiye, yeni bir bahara doğru yürüdüğümüzü herkes görüyor. Biz zaten görüyoruz. Bizim yüreğimiz açık. Ama emin olun, iktidarlarını kendi cepleri için düşünenler, kendi yakınları için düşünenler de görüyorlar. Onun için paniğe kapıldılar, paniğe. Söyleyecekleri söz kalmayınca, ortaya koyacakları vizyon kalmayınca bizi tehdit ediyorlar. Biz tehdide gelir miyiz? Biz tehdide boyun eğer miyiz? Şimdi soruyorum, bakın, ülkenin Adalet Bakanı, hani parlamenter sistemde bu ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar 3 bakanlık seçim öncesi boşalır, istifa ederlerdi. Biri Adalet Bakanı, biri Ulaştırma Bakanı, biri İçişleri Bakanı. Ya bırakın şimdi Adalet istifa etmeyi de, tarafsız olmaya da en militanları Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, öyle değil mi? Ne diyor Adalet Bakanı? Efendim, muhalefet teröristlerle işbirliği yapıyormuş. Ya insan utanır ya. İşte meydan okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde teröristlerle en çetin mücadeleyi vermiş bir başbakan olarak meydan okuyorum. Eğer herhangi birimizin, 13. Cumhurbaşkanımızın ve herhangi birimizin böyle bir irtibatını tespit ederlerse işte meydan burası. Biz hukuktan kaçmadık. Ama bakın şimdi,
Onlarınki spekülasyon, onlarınki vehim, onlarınki iddia. Ama bir gerçek var Muğlalılar, bir gerçek. O nedir? 2019'da seçimleri kazanmak için bunlar kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı TRT ekranlarına çıkarmadılar mı? Bu somut değil mi? Siz gördünüz mü bunu? Gördünüz. Millet de gördü. Unutturduk zannediyorlar. Unutturamazlar. 15 Mayıs günü hukuk gerçek tarafsızlığına kavuştuğunda soracak. Diyecek ki bu Osman Öcalan'ı kim çıkardı bu ekranlara? Teröristle işbirliği yapanlar Osman Öcalan'ı ekrana çıkaranlardır, biz değil. Değil mi? Peki diyor ki haşa Cumhurbaşkanı, onlar Kandil'den talimat alıyor, biz Allah'tan. Yahu bir Müslüman Kandil'le Allah'ı aynı cümlede kullanır mı ya? Yazık değil mi? Ya bir arada demişti ki onların doları var, bizim Allah'ımız. Haşa, Allah'ı tenzih ederiz. Dinimizi tenzih ederiz. Ama bir şeyi milletimiz biliyor. Kandil'den değil de İmralı'dan mektubu kim getirdi? Siz istediğiniz İmralı'ya gider mi? Gidemezsiniz. Erdoğan'ın izni olmadan İmralı'ya kimse gidemez. İmralı'dan medet umanlar bize laf söyleyemezler arkadaşlar. Bu toprağın hiçbir metrekaresini. Sağ olun. İşte bir Yörük Türkmen obasının çocuğu olarak Torosların devamında, bir Muğlalı olarak da söylüyorum. Bu toprakların bir metrekaresini bile teröriste terk etmeyiz biz. O mücadeleyi verdik, yine veririz. Ama onlar her türlü işbirliğini yaparlar. Yalnız hiçbir vatandaşımızın, Kürt, Alevi, Sünni, Türk hiçbir vatandaşımızın hor görülmesine de izin vermeyiz. Şimdi bir başka biri çıkmış, eski başbakan, hiçbir seçimi kazanmamış. İzmir'e gitmiş, kaybetmiş. Değil mi? İstanbul'a gitmiş, kaybetmiş. Bir Ankara kaldı. Tavsiyem gelecek sene Ankara'ya aday olsun da bir de Ankara'yı kaybetsin, değil mi? İyi olmaz mı? Ha, şimdi diyor ki bu kayıpların başbakanı, bu gaspçı diyor ki 14 Mayıs günü yabancı güçlere, işgalcilere Türkiye'yi teslim etmeyeceğiz. Ya arkadaşlar, insanda bir vicdan olur ya. Yabancı bankalarda hesabı olanlar Türkiye'ye ve bize ders veremezler. Biz Toros Dağları'nın yörükleriyiz. Türkmen Obası'nın çocuklarıyız. Bu toprağa eğer bir yabancı işgal varsa ona biz önce karşı çıkarız. İşte meydan okuyorum. Benim yurt dışında bir sentim dahi yok. Yabancı bankalarda bir hesabım yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yok. Diğer liderlerin yok. Peki siz ne hesap vereceksiniz? Dün bir televizyon kanalında benim iddiamı yalanlıyor. Bana cevap verme. Hollanda basınına cevap ver. Davayı Hollanda basınına aç. Değerli arkadaşlar, hiç kimse tereddüt dahi etmesin. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hiçbir yabancı devlet başkanından aptal olma diye mektup almayacak, alamayacak. Bize istiklal dersi vermesinler. Biz o istiklal dersini Yörük obalarından almışız. Yörük obalarından almışız. O Yörük obalarında ocak tütüyor. Biz bu makamlardayken hiçbir yabancı güç Türkiye'ye musallat olamaz. Ama yabancı güçlerin bankalarında hesabı tutanlara da biz hesabı soracağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin, soracağız. Ve nihayet İçişleri Bakanı. Buradan Muğla'ya geleceğim. İçişleri Bakanı. Hani sandıkların güvenliği ondan sorulması lazım, değil mi? Tarafsız olması lazım, değil mi? Ne güzel. Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. İçişleri Bakanı.
Birleşe. Yüzyılın en güzel sloganlarından biri budur. Şimdi İçişleri Bakanı'na da söyleyecek birkaç çift sözümüz var. Diyor ki beyefendi, diyor ki eğer 14 Mayıs akşamı bu iktidar giderse bu siyasi darbe olurmuş. Ya seçimlerin sebebi ne? İktidarın gitmesi gelmesi değil mi? Bir tek otoriter rejimlerde iktidar el değiştirmez. Şimdi kendisi darbe kavramını bilmiyor. Çünkü darbe değil de bir Osmanlı şamar yiyeceklerini çok iyi biliyorlar da şimdiden darbe diye suçlamaya kalkıyorlar. Bu bir suçtur. Darbe çığırtkanlığıdır. Seçimlere siyasi darbe diyen birisi demokrat olamaz. Cumhuriyetçi olamaz. Bu ülkenin diktatörlüğe gitmesinin önünü açıyor demektir. Ne yapmak istiyor biliyor musunuz? AK Parti ve MHP seçmenini kışkırtmaya, tahrik etmeye çalışıyor. Aynen Cumhurbaşkanı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağız demesi gibi. Ben o seçmene de hitap ediyorum. O seçmen de hukukumuza istinaden. Madde madde söylüyorum tahrik konularını. Eğer birileri gelir sizlere, AK Parti ve MHP seçmenine sesleniyorum. Derse ki din ve vicdan özgürlüğünü kaybedeceksiniz. Onlara karşı şunu diyeceksiniz. Millet İttifakı'nın iktidarında hiçbir milli ve manevi değer, hiçbir din ve vicdan özgürlüğü kaybolmayacak. Ama milli ve manevi değerlerin istismar edilmesine de asla izin vermeyeceğiz. Gelip diyecekler ki, onlar gelirse savunma sanayi duracak, İHA duracak, SİHA duracak. Bakın bütün o projelerin içinde yer almış, hepsine destek talimatı vermiş bir başbakan olarak söylüyorum. Tek bir savunma sanayi projesi bile geride kalmayacak, akamete uğramayacak. Ama ne olacak biliyor musunuz? Rekabetçi olacak. Kimse Cumhurbaşkanı'na yakınlığı dolayısıyla özel muamele asla görmeyecek. Damatlar dönemi bitti. Ne benim, ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek bir çocuğunu kimse görmedi, görmeyecek. Onlar kendi işlerini yapacak, biz kendi işimizi yapacağız. Yine size gelecekler, diyecekler ki sosyal yardımları kesecekler bunlar. Asla, aksine istihdamı artırarak, emeğin hakkını vererek, ekonomik durumu düzelterek sosyal yardıma ihtiyaç duyulmayacak bir yeni hakça düzen kuracağız. Ama sosyal yardıma birinin ihtiyacı varsa onun da gereğini yapacağız. Sayın Erdoğan, beni bir şekilde dolandırıcılıkla itham ettiğinde ona meydan okumuştum. Yine meydan okuyorum. Mal varlıklarımızın hepsi araştırılmalıdır. Son 20 yıl içinde ve daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlık yapmış olan herkesin mal varlığı araştırılsın. Eğer hesap verilemeyen bir mal varlığı varsa alınsın, hazineye devredilsin, fakire, fukaraya, şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere ayrılacak inşallah. Kimse siyasi ahlaka aykırı olarak mevki ve makamını rant için kullanmayacak. Şimdi Sayın 13. Cumhurbaşkanımızı dinleyeceksiniz. Ama son bir şeyi Muğlalılar, size emaneten söylüyorum, bize de emanettir. Bakınız, Muğla'da kıyı alanlarıyla ilgili bütünleşik kıyı alanları planı çıktı. Bütünleşik deniz kıyı alanları yönetim planı. Tarih 18 Eylül 2019. Bu planla kıyı alanları peşkeş çekilmeye kalkışıldı. Bu planla Muğla'nın ve Türkiye'nin güzellikleri talan edilmeye kalkışıldı. İtirazlar yapıldı. Muğlalılar itiraz etti. Sivil toplum kuruluşları itiraz etti. Askıya aldılar bir müddet. Ne oldu biliyor musunuz? 26 Mart
2023'te, yani bundan 2 hafta önce Cumhurbaşkanı oluruyla bu plan onaylandı ve 19 Nisan'da Muğla'da askıya çıktı. Ve bu planda kırmızı, turuncu, sarı. Kırmızı demek kıyılarda asla inşaat yapılamayacak, imar yapılamayacak yer demek. Turuncu demek izne tabi yer demek. Sarı ise imara açık yer. Bunları tanımladılar. Şimdi bu haritaların hepsi benim elimde. Geçmişte bu yolsuzluklara karşı imar yasası için mücadele etmiş ve başbakanlığı bu sebeple terk etmiş birisi olarak bunları hep takip ediyorum. İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu plan üzerinde neler yapılıyor biliyor musunuz? Bir, hiçbir zaman imara açılmaması gereken yerler Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın şeyine, yetkisine bırakılarak imara açılıyor. İki, geçmişte usulsüz ruhsat verilmiş yerler meşrulaştırılıyor. Üç, tahsis edilen yerlerle ilgili de yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na veriyor. Ya gider ayak kıyılarımızı talan etmeye çalışıyorlar. 14 Mayıs'ta vereceğini oyla Muğla kıyılarının, Ege kıyılarının 85 milyona ait olan bu kıyı alanlarının talan edilmesine de set çekecek, engel olacaksınız inşallah. Muçev diye, Muğla Çevre Vakfı diye bir vakıf, güya vakıf, şirket. Bütün bu alanları kapatıyor. Onlar üzerinden iktidara yakın olan şirketler, iktidara yakın olan bazı kuruluşlar buralara imara açıyor. İşte bu dağların çocuğu olarak söylüyorum. Bakın, hangi alanları kapsıyor? Bodrum, Datça, Dalaman, Menteşe, Marmaris, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Ula, hepsi. Bütün bu alanlarda yetki Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor. Yani orada Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kapalı kapılar ardında bu buraları talan edenlerle, edecek olanlarla oturacaklar ve yeni rant alanları oluşturacaklar. Siz buna izin verir misiniz Muğlalılar? Verir misiniz? Siz buna dur demez misiniz? O zaman 14 Mayıs'ta oyunuzu kullanacaksınız. Ve bu Muçev denilen arkasında rant çetelerinin olduğu yerlere son vereceksiniz. Mafya yapılarının yer aldığı Yalıkavak Marinası'na benzeri olaylara son vermek için Millet İttifakı'na mührü basacaksınız. Kıyılarımız işgal altına girmeyecek. Yabancı istilacı diyenler var ya, onlar bunun için seslerini çok çıkartıyor. Çünkü onlar işgal ediyor buraları. Çünkü buralarda uyuşturucu ticareti, uyuşturucu baronları, imar baronları, faiz baronları milletin kıt kanaat elde ettiği gelirleri yok ediyor. İşte size söz veriyoruz. İmar baronlarına da, faiz baronlarına da, uyuşturucu baronlarına da son vermeye geliyoruz. Sizin desteğinizde, huzurunuzdan ayrılırken nelerin değiştiğini 3-5 maddede söyleyip ayrılacağım. Madde madde. Bakınız, 14 Mayıs'ın sabahı, 15 Mayıs sabahı neler gidecek, neler gelecek. Bakın, yasaklar gidecek, özgürlükler gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Söz. İki, kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek. Gelecek mi? Evet. Gelecek mi? Evet. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz. Bakın, yolsuzluklar gidecek, siyasi ahlak gelecek. Gelecek mi? Evet. Gelecek mi? Evet. Söz mü? Söz mü? Hukuksuzluk gidecek, adalet gelecek. Hukuksuzluk gidecek, adalet gelecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Söz mü? Söz mü? Gençlere söylüyorum. Mülakat gidecek, liyakat gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Bakın, yoksulluk gidecek, Hıdır Ellez aşkına
bereket gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Şu iki madde önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet denilen ucube sistem gidecek. Milletin iktidarını sağlayacak olan güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ve nihayet bütün bunların müsebbibi olan Cumhur İttifakı denilen zelil ittifak gidecek. Milleti temsil eden Millet İttifakı gelecek. Söz mü? Söz mü? Ve 15 Mayıs sabahı 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu gelecek. Onunla birlikte biz geleceğiz. Temiz siyaset gelecek. Demokrasi gelecek. Sizden destek bekliyoruz. 14 Mayıs günü sandıkları dolduracak mıyız? Sahip çıkacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Hıdır elleriniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Yörük Türkmen obalarına selam olsun. Bıktık usandık, haydi cana tak etti, haydi haydi. Haydi Türkiye, haydi. Allah'a emanet olun. Haydi adalete, haydi haydi. Eşitliğe haydi haydi. Türkiye haydi. Ben Kemal, geliyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Muğlalılar, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Sevgili genç arkadaşlarım, artık son düzlüğe giriyoruz. Parolamız çok net. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Bu bahar en içten bir sevinçle gireceğiz birlikte. Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Tasalanma kardeşim. Artık umutlan. Sen de güleceksin. Yok artık yalan. Zalimin korkuya kapıldığıdır bu an. Gitti gidiyor tiran. Geliyor gelmekte olan. Geliyor iktidara Kılıçdaroğlu. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Evet. Muğla hazır mıyız? Değişime hazır mıyız? Sandıklara gidecek miyiz? Oyumuzu kullanacak mıyız? Sandıklara giderken geçen dönem AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren bir arkadaşımızı da ikna edip beraber götürecek miyiz? Bu en zoru biliyorum. Ama önemli olan zoru başarmaktır. Bunu da yapacak mıyız? Çünkü Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin ayrışmaya değil, beraber olmaya ihtiyacı var. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, engellisiyle hep beraber bu güzel ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. Benim 85 milyona sözüm var. Dolayısıyla Muğlalılara da sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 85 milyonun. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Yani bunlar gibi olmayacağız. Toplumu ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplaştırmayacağız.
ahlakı egemen kılacağız. Devlette adaleti egemen kılacağız. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Kadına yönelik şiddeti en sert şekilde, koşullar ne olursa olsun, engelleyeceğiz. Şunu da bilmenizi isterim. İlk sözüm kadınlardan olsun. Hayat pahalılığını en acı ve derinden yaşayan evdeki kadındır. Pazara gittiği zaman pazardaki yangını görür ve o yangını mutfağına taşır. Ve dolayısıyla kadın evladını okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağım diye çoğu zaman düşünür. Çünkü beslenme çantasına diğer arkadaşlarının da rahatlıkla tükettikleri ürünleri veya yemekleri bir şekliyle götüremez. Bir şekliyle veremez. İnanın ben somun ekmeğinin arasına salça sürüp evladına beslenme çantasının içine koyduğunu da biliyorum. O nedenle arkadaşlar şu pankartı indirin isterseniz. Görelim mi arkadaşlar? Evet. Şimdi daha iyi oldu. Dolayısıyla kadın ne kadar güçlüyse toplum da o kadar güçlüdür. Kadın ne kadar eğitimliyse toplum da o kadar eğitimlidir. O nedenle kadına gerekli önemi vereceğiz. Kadının oraya sağlık görevleri gidebilir mi? Sağlık görevleri giderse çok mutlu olurum. Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi yapmamız gereken şu. Eğer bir değişim istiyorsak sandığa gideceğiz. Kadın ile erkeğiyle gideceğiz. Kadınların özellikle hiçbir evde, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bir Türkiye'yi. Eğer bir çocuk açsa unutmayın, 85 milyon açız demektir. Bir çocuğun eğer kışın doğal gaz kesildi diye karanlıkta veya soğukta kalıyorsa unutmayın, hepimiz karanlıkta ve soğukta kalıyoruz demektir. O nedenle biz aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bütün kadınların sosyal güvencesi devlet olacak. Ve kadın tıpkı memur gibi, işçi gibi, emekli gibi gidecek bankadan düzenli aylığını alacak ve çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Hiçbir yoksul aile ben yoksulum diye sokağa çıkıp bir şekliyle bana yardım edin diye bir cümle kullanmayacak. Çünkü onun yardımını sosyal devlet zaten sağlayacak. Bazı kadınlar diyorlar ki bize aylık yerine acaba katılım bankalarında altın hesabı açabilir misiniz? Altın hesabı da açarız. Ama limit belli. O limitleri içerisinde altın hesabı da açabiliriz. Yani şunu unutmayın. Devlet, sosyal devlet sizin güvenceniz olacak. Tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınlar ve gençler, onların da bütün sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Ve zamanı geldiğinde de kadınların tamamı emeklilik hakkına kavuşmuş olacaklar. Böylece kırsal boşalmamış olacak. Köyler boşalmamış olacak. Bir şey daha, işsizlik var biliyorum. Ciddi bir işsizlik var. Öğretmenler atama bekliyorlar. Bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarını. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Bundan emin olun. 100 bin öğretmen ataması. Böylece kırsalda çocuğumu okula göndereceğim diye kenti merkezine gelmeyecek. Öğretmeni orada olacak, okul orada olacak. Dolayısıyla evladını rahatlıkla okula gönderecek. Beslenme çantası derdi olmayacak. Çünkü okulda arkadaşlarıyla beraber öğrencimiz, evladımız karnı doyuracak. Gençler size geleyim şimdi sıra. Gençler, hazır mısınız? Hazır mısınız? Söz mü? Söz mü? Sandığa gidiyorsunuz değil mi? Oyunuzu kullanacaksınız değil mi? Bakınız gençler. Benim umudum da sizsiniz. Benim umudum da sizsiniz. Çünkü gençler
gençler, 5 milyon 300 bin genç, 5 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak. Ve 5 milyon 300 bin genç demokrasiyi bu ülkeye getirecek. Bir otoriter yönetimi değiştirecek. Bu gençliğin bizim siyasi tarihimize de, dünya siyasi tarihine de bırakacağı çok ama çok önemli bir armağan olacak. O nedenle hayır oyunuzun, hayır oyunuzun ne kadar değerli olduğunu, evet oyunuzun ne kadar değerli olduğunu, Millet İttifakı'na vereceğiniz bir oyun ne kadar değerli olduğunu asla ve asla unutmayın. Demokrasiyi sizler getireceksiniz bu ülkeye. Milli Kurtuluş Savaşı sonrası verdiğimiz demokrasi mücadelesini inşallah sizler Mayıs ayında pekiştireceksiniz. Size güveniyorum. Kırsalda acaba köylerde sadece öğretmen mi olacak? Hayır. İmam olacak, öğretmen olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvancılık yapılıyorsa veteriner de olacak. Yani köyler gerçek anlamda üretim merkezi olacak. Hiçbir üretici toprağa küstürmeyeceğiz. Hiçbir üretici ektiği ürün dolayısıyla asla ve asla zarar etmeyecek. Bakınız, buğday dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Mısır dışarıdan geliyor. Sudan'da gittiler, arazi kiraladılar. Orada ekecekler, Türkiye'ye getireceklermiş. Ta Güney Amerika'ya gittiler. Oradaki tarımı incelemeye kalktılar. Ya Türkiye cennet gibi bir ülke. 7 iklim var bizde. Çalışkan insanlarımız var. Toprağımız var. Suyumuz var. Her şeyimiz var. Ama çiftçiyi toprağa küstürdükleri için ekip içemiyorlar. Ve zarar ediyor. Zarar ettirmeyeceğiz. Buna emin olun. Gerçekten emin olun. Diyoruz ya şarkımızda dediğimiz gibi. Yine baharlar gelecek. Emin olun bu ülkeye baharları getireceğiz. Köydeki de mutlu olacak. Kentteki de mutlu olacak. Bir konu daha. Biliyorsunuz 3600 göçmenimiz var. Yani 3600 sığınmacımız var. Sizler yetki verdiğiniz zaman en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye geri göndereceğiz. Yani uğurlayacağız Suriye'ye. Ve şundan emin olun. Gerçekten şundan emin olun. Kaç yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Eyvallah. Ya ama artık yeter. Yani onlar kendi ülkelerine gitsinler. Kendi ülkelerinde daha mutlu olurlar. Onların bakın ırkçılık yapmadan onların yollarını, köylerini, okullarını, evlerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak ve götüreceğiz, yerleştireceğiz oraya. Dolayısıyla bizim gençlerimiz iş güç sahibi olacak. Bizim gençlerimiz çalışacak. Bundan da emin olmanızı isterim. Başka bir şey daha. Aslında yapacağımız çok iş var. Başka bir şey daha. 22 yıldır yiye yiye doyamadılar. 22 yıldır. 5 yerden maaş, 6 yerden maaş alanlar var. Bütün hepsini uzmanlara çıkardım. 22 yılda yurt dışına götürdükleri para 418 milyar dolar. Son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Sanıyorlar ki Bay Kemal bunu seyredecek. Yemezler. Getireceğim. Parayı son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Tabii şuna güveniyorlar. Götürdük de nasıl getirecek? Sizin o paraları dışarıda hangi bankaya yatırdığınızı biliyorum. Ben değil. Bütün dünya biliyor. Ama o istenmiyor. Biz isteyeceğiz. Burada engel oluyorlar. Parayı istemiyorlar. Hiçbir uluslararası mahkemeye gideriz kazanırız diye bir sürü laf ediyorlar. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Bütün kararlara baktık. Bütün kararları inceledik. Ortak mutabakat metnimize de yazdık. O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Bir şey daha. Var ya Amerika. Amerika'da en pahalı yer Manhattan, New York'ta Manhattan adası. 35 katlı gökdelen yapmışlar.
Muhammed Ali Kıney'in çiftliğini satın almışlar. Londra'da, Chelsea'de villaları var. Bunları benim bilmediğimi sanıyorlar. Ya attığınız her adımı biliyorum. Attığınız her adımı biliyorum. O binaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mülkiyeti olarak Türkiye'ye kazandıracağım. Hiç endişe etmeyin. Sen malı götüreceksin, Bay Kemal seyredecek. Açık ve ne söylüyorum? Kul hakkı yemem ve kul hakkı yedirmem. Ben bunu söylüyorum. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Ama onlar böyle bir cümle kullanamıyorlar. Bir şey daha. Benim saraylarda oturma gibi öyle bir merakım yok. Ne sarayı Allah aşkına ya? Ben sizler gibi mütevazi yaşıyorum zaten. Bir evim var. Mutfağımı da hepiniz biliyorsunuz zaten. Ne kadar görkemli bir mutfağımın olduğunu. Orası bizim mutlu bir evimiz var. Huzur içinde yaşıyoruz. Ne sarayı ya Allah aşkına ya? Millet açlıktan kıvrılırken, mutfaklarda yangın olurken sarayda mı oturulur Allah aşkına? Sizler nasıl yaşıyorsanız inanın Bay Kemal de öyle yaşayacak. Mütevazi yaşayacak. Çünkü siyasetçi topluma örnek olmak zorundadır. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğimde saraya değil Gazi Mustafa Kemal'in Çankaya'sına gideceğim. Beraber gideceğiz. O Çankaya halkın Çankaya'sıdır. Halkın, sizlerin Çankaya'sıdır orası. Efendim diyor ki ampul ışık vermiyor, söndürelim. Gayet güzel. Söndürmenin yolu sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız, ampulü söndüreceğiz beraber. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendi tarihimize uygun olarak, bu ülkenin şanını, şerefini koruyarak, Cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunuzda bu ülkenin itibarını korumak zorundasınız. Bakınız, beka sorunu diyorlar. Zaman zaman dillendiriyorlar. Ve bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorlar. Beka nedir biliyor musunuz? Asıl beka sorunu. Eğer devleti yöneten bir numara, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, ve Trump, bak beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarım, dünyaya söylerim diye söylediğinde tek bir cümle kullanılmıyor ise o irade teslim alınmış demektir. O nedenle ben eğer öyle bir pozisyonda olsaydım ve bana deselerdi ki bak Bay Kemal beni kızdırma, senin mal varlığını açıklarız, inceleriz. Şunu söylerdim. Benim mal varlığımı incelemezseniz, açıklamazsanız namertsiniz derdim. Bunu söylerdim. Ne mal varlığı ya? Alın teriyle kazandık, mesele bitti. Ama malı götürürsen o zaman biriyle ve o parayı da dışarıya götürürsen dışarıdakiler seni teslim alırlar. Bir şey daha. Terör dolayısıyla da bizi suçluyorlar. Ne zaman bir şey olsa, sıkışsalar doğru Kılıçdaroğlu. Her şeyde Kılıçdaroğlu. Ya arkadaş, terör örgütünün saldırdığı kişi benim. Ve bir askerimiz şehit oldu. Sen oğlunu, çocuklarını paralı askerliğe gönderirken garibanın oğlu gibi oğlunu askere gönderen de benim. Dolayısıyla vatanseverlikse sen benim yanımda vatanseverlik edebiyatı yapamazsın. Hele hele milliyetçilikse benim yanımda hiç milliyetçilik yapamazsın. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirilirken niye sesin çıkmadı? Niye konuşmadın? Yük çekmeye gerek yok. Sandığa gideceğiz ve oy kullanacağız. Sandık oraya gideceğiz. Şimdi ayrıca Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi. Nerede nefesi aldılar? Putin'in sarayında, kapısında. Putin ne yaptı? Kronometreyi çalıştırdı. Koridorda oturttu. Sonra içeriye gel dedi. Aldı koltuğa oturttu.
Ne konuştular bilmiyorum. Ya arkadaş, şehit olan bizim askerimiz. Eğer özür dilenecekse bizden özür dilemeleri lazım. Sen oraya niye gittin? O kapıda niye bekledin? Niye seni beklettiler? Bunun hesabı verildi mi? Verilmedi. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı böyle yerlerde sürünür. Türk lirası şu anda değerini kaybetmiş durumda. Herkes, gelecek endişesi taşıyan herkes ya avro ya dolar tutmaya çalışıyor veya altın tutmaya çalışıyor. O nedenle bize milliyetçilik dersi vermesinler. Milliyetçi olan kendi ülkesi için çalışır. Milliyetçi olan kendi ülkesinde hiçbir çocuğun yatağa aşk girmediği bir Türkiye'yi inşa eder. Milliyetçi olan Süleyman Şah türbesini kaçırmaz. Milliyetçi olan. Milliyetçi olan bayrağına saygılı olur. Milliyetçi olan, bakın bir şey söyleyeyim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Bu kadar. Nokta. Vatan ve bayrak. Bunu yaptığınız andan itibaren, bunu söylediğiniz andan itibaren her şey bitmiştir. Her şey. Dolayısıyla bizler çalışırken, bizler üretirken ne kadar güçlü olursak dünyaya karşı da o kadar güçlü oluruz. Biz göreceksiniz, göreceksiniz. 5 yıl içinde Akdeniz Havzası'nın en güçlü devleti olacağız. 5 yıl içinde. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 2,5 milyon azalacak. 5 yıl içinde Mersin Havzası, Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan havza Akdeniz'in en büyük üretim merkezi haline dönüşecek. 5 yıl içerisinde göreceksiniz. Kayseri'yi, Çankırı'yı, Yozgat'ı demir ağlarla İskenderun Limanı'na, Mersin Limanı'na bağlayacağız. Ve dolayısıyla oradaki fabrikalar demir yoluyla malı taşıdıkları zaman ihracat için lojistik masrafların tümünü devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylece boşalan Anadolu'nun içinde fabrikalar olacak. İnsanlar çalışacak. İnsanlar üretecek. Ve en önemlisi katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Bütün üniversiteler bilgi üretecek. Herkesin düşüncesine saygı duyacağız. Aykırı düşüncelerin tamamına saygı duyacağız. Çünkü düşünmek kadar, sorgulamak kadar önemli bir şey yoktur. Eğitimin özü nedir biliyor musunuz? Çocuğun merak duygusunu ne kadar büyütürseniz eğitim o kadar başarılı olur. Çocuğun merak duygusu büyüyecek, eğitimle büyüyecek. Ve bizim öğretmenlerimiz bunu yapacaklar. Ve bizim üniversitelerimiz bilgi üretecek. Biz bunların tamamını yapacağız. Hiçbir endişe duymayın. Bir şey daha. Benim böyle ünlü olmak gibi bir düşüncem yok. Siyasete kalıcı olmak gibi de bir düşüncem yok. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bu ülke büyüyecek. Bu ülke huzur içinde olacak. Bu ülkede göreceksiniz. Kardeşlik, barış, huzur, her şey gelecek. Devletin bozulan kolonlarını yeniden inşa edeceğiz ve ben de torunlarımla beraber gideceğim. Bir yerde onlarla beraber hayatımı sürdüreceğim. En büyük arzum bu. En büyük. Herkes için de böyle olmasını isterim. Son söz. Bizim böyle bir ortamda güzel bir miting yapmamızı sağlayan polis arkadaşlarımız. Onlara da minnet duyuyoruz. Onlar bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Bizler akşam evimizde huzur içinde yatarken onlar sabaha kadar çalışıyorlar. Günün 24 saati birbirlerine nöbeti devrederek çalışıyorlar. Dolayısıyla polis arkadaşlarımıza da minnet borçluyuz. Ben polislerin ne kadar zor koşullarda görev yaptıklarını biliyorum. 12 saat çalıştıklarını biliyorum. 14 saat çalıştıklarını biliyorum. 24 saat çalıştıklarını da biliyorum. Ve polis arkadaşlar belli yerlerde belli kişiler geçtiği zaman onların ne olduğunu siz tahmin ederseniz her 100 metreye neredeyse bir polis koyuyorlar. Ve demiyorlar ya bu polis insan kardeşim. Bunun da yemeğe ihtiyacı var. Bunun da çaya ihtiyacı var. Bunun da tuvalete ihtiyacı var. Onu robot gibi görüyorlar. Biz öyle görmeyeceğiz. Polisleri İnsan olarak, devletine hizmet eden insan olarak göreceğiz. Çünkü sokakta polisle karşılaştığımızda devletimizle karşılaşmış oluyoruz. O nedenle onların da sorunlarını biliyorum. Öğretmenlerin sorunlarını biliyorum. Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen. Böyle bir garabet olur mu? Birisi 50,
birisi 100, birisi 2000 alıyor. Ya devlet böyle çalışır mı? Öğretmen öğretmendir. Gelirsin kadrosuna uygun olarak aylığını verirsin. Taşeron işçileri de biliyorum, onları da çözeceğiz. Öğretmen evlerinde görev yapan işçileri de biliyorum. Onların durumu çok daha felaket. Onlar da merak etmesinler. Devlet saygın bir devlet olacak ve devlet halkına hizmet edecek. Birilerine değil. Benim iki tane rakibim var, onu da söyleyeyim. Benim cumhurbaşkanlığıma engel olmak isteyen iki grup var. Bunlardan birincisi beşli çeteler. Beşli çetelerin yapmadığı rezalet kalmadı. Her türlü rezaleti yaptılar. Kılıçdaroğlu gelmesin diye. Geleceğim, geleceğim. Tüy bitmemiş yetimin hakkını burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Kimsenin endişesi olmasın. İkincisi uyuşturucu var onları. Uyuşturucu var onları. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Onlara vatandaşlık veriyorlar. 400 bin dolar verdin mi vatandaşlık alıyorsun. Sonra milyar dolarlar kazanıyorsun ve Türkiye'de bu kara para aklanıyor. Onlar buraya geliyorlar, kendi aralarında hesaplaşıyorlar. Uyuşturucu çetelerin ne iş yaptığını en iyi bizim polislerimiz bilir. Nereye gelirler, nerede yuvalanırlar, nerede satarlar, hangi gemiyle gelir, bunların hepsi biliniyor. Ama siyasi otorite polisin elini kolunu bağladığı için bunlarla yeteri kadar mücadele edemiyor. Allah nasip eder cumhurbaşkanı olduğumda şunu söyleyeceğim. Uyuşturucu çetelerinin kökünü kazıyacaksınız. Kim size müdahale ederse bana söyleyeceksiniz. Uyuşturucu çeteleri, onlar da beni istemiyorlar. Onlar da diyorlar Kılıçdaroğlu olmasın, kim olursa olsun. Aynı zamanda İl Emniyet Müdürlüğü'nde önündeymişiz. Tesadüf. Efendim sorun var ama çözüm de var. Akılcı politikalarla Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu yok. Ben bunları anlattığımda bazen derler ki vay efendim parayı nereden bulacaksın? Ya bütçe var. Bütçede paranın kime harcanması gerektiğine hükümet karar verir. Beşli çeteye kaynak aktarırsan para oraya gider. Emekliye aktarırsan oraya gider. İşçiye aktarırsan oraya gider. Memuru aktarırsan oraya gider. Yatırım dersen yatırıma gider. Dolayısıyla bu belli bir planla yapılır ve insan... Devlet insan için vardır. Çünkü devletin sahibi biziz. Bu kaynakları beşli çetelere ayırıyorlar. Onlardan alacağım. Tıpış tıpış ödeyecekler o paraları. Göreceksiniz. Tıpış tıpış alacağım. Ve adaletli bir şekilde bu paraları kendi ülkemiz için, yatırımlar için, zenginleşmek için hep beraber yeniden Türkiye'yi inşa ederken kullanacağız. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Bizim Ekrem Başkan'ın söylediği meşhur bir söz var. Belediye başkanı seçilirken de aynı şeyi söylemişti. Her şey her şey arkadakiler duyuyor mu, bir de oraya sesleneyim. Her şey bayraklardan anlıyorum ki onlar da duymuşlar. Her şey bakın şurada da orada da ayrıca bir miting yapmamız lazım galiba. Oraya da sesleneyim. Size de sesleneyim. Her şey! Her şey! İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın ben bu ülkeye baharı getireceğim. İnanın huzuru getireceğim. İnanın her eve mutluluğu, bereketi getireceğim. Kavgayı bitireceğim. Hiç kimseyi kimliğinden, hiç kimseyi inancından, hiç kimseyi yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. Türkiye'yi kucaklayacağız. Hepinize söz veriyorum. Sandığa gitmeye söz mü? Söz mü? Söz mü? Size hizmet edeceğiz. Sizin için çalışacağım. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Efendim öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gür'ünü buraya davet etmek istiyorum. Sevgili Muğlalılar, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Haydi, haydi.
inşallah milletvekillerimizi takdim edeceğim. Süleyman Girgin. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye haydi. Suat Özcan. Ben Kemal. Burak Erbay. Ve Mürsel Alvan'ı buraya davet etmek istiyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Akar. Haydi Bolu'a, haydi haydi, kazanalım haydi. Muğla Millet İttifakı İl Başkanlarımızı anons edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hüseyin Erol. Haydi haydi, kazanalım haydi. İYİ Parti İl Başkanımız Davut Cumhur Akmeşe. Haydi adalete haydi, haydi. Demokrat Parti İl Başkanımız Ayten Aslan. Türkiye haydi. Ben Kemal. Deva Partisi İl Başkanımız Emrah Çay. Yok ki burada bir taraf adalete güzel. Gelecek Partisi İl Başkanımız Selahattin Kayaman. Bir hareket gelsin artık bereket. Saadet Partisi İl Başkanımız Cebrail Dümenci. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sevgili Muğlalılar, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçerek Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Cumhur Uzun. Gizem Özcan. Haydi, haydi. Süreyya Öneş Çimen. Haydi, kazanalım haydi. Selçuk Özdağ. Mehmet Demir. Fatma Gebeş Çimen. Kazanalım haydi. Salih Nazmi Büyük Değerlioğlu. Haydi adalet. İYİ Parti milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Metin Ergün. Behçet Saatçi. Ben Kemal. Mehmet Tosun. Gülgün Çolakoğlu. Ayfer İlhan Öçer. Tulgay Hasar. Ömer Kaya. Önceki milletvekillerimiz Süha Aldan, Nurettin Demir ve Yakup Akkaya'yı da buraya davet etmek istiyorum. Sevgili Muğlalılar, şimdi de belediye başkanlarımızı anons edeceğim. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras. Datça Belediye Başkanımız Abdullah Gürsel Uçar. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca. Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay. Miras Belediye Başkanımız Muhammed Tokat. Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş. Ve yine önceki dönem milletvekilimiz Akın Üstünde aramızda. Hoş geldiniz diyorum bir kez daha. Sevgili Muğlalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey milletvekili adaylarımızı sizlere, sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Muğlalılar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Güzel, güzel Muğla'mızın selamını. Teşekkürler, teşekkürler. Millet buluşmamızın güvenliğini sağlayan polis arkadaşlarımıza, jandarma arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın sevgili Muğlalılar. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun.